diyelim. Ayşe Begüm Onbaşı hattımızda hazır. Milli gururumuz Ayşe Begüm. Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu Portekiz'de. Gümüş madalyayla döndü. Ayşe Begüm, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Tebrik ediyoruz yürekten bir kez daha. Hoş buldum, merhabalar. Nasıl hissediyorsun? Önce onu soralım. Yurda döndün şu anda dünya ikinciliğiyle. Hislerin nasıl? Evet, öncelikle tabii ki de çok mutluyuz, çok gururluyuz. Geçen sene altın madalya kazandıktan sonra bu sene de gümüş madalya kazanmak oldu. Arkamda görmüş olduğunuz koleksiyonda bir tek gümüş madalya yoktu. Altın ve bronz madalyalar vardı dünya şampiyonası kategorisinde. Şimdi gümüş madalyayı da koleksiyona eklemiş olduk. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bundan sonraki yarışmalar güzel bir tecrübe ve motivasyon oldu. İnşallah güzel güzel süreçlerle devam edeceğiz. İnşallah diyelim. Şimdi az önce de konuştuk ve Sayın Başkan da hattımızdaydı. Elde ettiğin başarı çok büyük bir başarı ama her zaman sen artık Türkiye'ye de bunu öğrettin. Özellikle kendi alanında hep en iyisini hedefler noktada oldun. Yani çok çok büyük bir başarı olmasına rağmen birinci olamadığın için üzüldüğünü söyledi Sayın Başkan ve hatta hani kendinize gelin dünya ikinciliği gümüş madalyası niye üzülüyorsun dedim diyor. Sen nasıl anlatırsın bu anları ya da bu çıtanın bu kadar yükseğe çıkması özellikle başta senin sayende nasıl özetlersin bu durumu? Şimdi şöyle aslında dünya şampiyonluğu hedefiyle aslında yine dünya şampiyonasına gitmiştik bu sene. Geçtiğimiz sene dünya şampiyonasını aldıktan sonra antrenörü Mehmet Ali Ekin'le birlikte oturduk. Dedik ki biz bu madalyayı tekrar kazanabilir miyiz? Planlarımızı yaptık, kazanabiliriz dedik. Sonrasında da hedefimizi oraya yükselttik aslında. Tabii ara dönemlerde sakatlıklar geçti, ameliyatlar geçti. İşte birden fazla değişiklik oldu takımla ilgili. Bu arada kedim de geldi. Katılabilir o da Tabii. yayınımıza. Ve bu süreç tabii ki de bizi hem yordu hem de odaklanmamızı tam olarak dünya şampiyonasına kurmamızı sağladı. Tek hedef bizim için dünya şampiyonasıydı bu sene içerisinde. Sonrasında yarışmaya katıldık. Tabii ki de aksilikler oldu. Beklediğimiz performansı gösteremedik. Tabii ki de spor olabilir. Başkanımızın söylediği gibi Suat Başkan'la birlikte oradayken atmosferi yaşadık, o heyecanı yaşadık. Başkan Bey de ilk defa aerobik jimnastik yarışmasına kadar yakından takip etmiş oldu aslında. Ve bizim için onun orada bulunması, desteğini vermesi hem çok kıymetliydi hem de çok değerliydi. Aynı onun söylediği gibi aslında yarışmadan sonrasında ah be neden birinci olamadık değerlendirmesini hemen o anda yaptık. Doping kontrolüne girmeden hemen önce yaptık. Artık çıta o kadar yükseğe çıktı ki Türk jimnastiği öyle bir noktaya geldi ki dünya ikinciliğine sevinir değil üzülür hale geldik. Neden birincilik kaçtı diye. Ben bu durumu güzel olarak, pozitif olarak değerlendirmeyi Kesinlikle. tercih ediyorum. Çünkü kazandığımız bir başarı var, çok büyük bir başarı var. Ama baktığımız zaman neden birincilik gelmedi diye kendimizi eleştirebildiğimiz bir seviyeye geldik Türk sporu olarak, jimnastiği olarak. Bu noktaya gelebildiğimiz için ben çok seviniyorum. Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda 12-14 triyolar kategorisinde Sahra Selin'le Yıldım Triyosu üçüncülük madalyası kazandı. Eylül çifti altın madalya kazandı. Görüyoruz ki alttan gelen sporcularımız da var. Bu sporcuların kazandığı başarılar da bizi çok mutlu ediyor tabii ki de. Ve bizden sonra gelecek olanların, bayrağı teslim alacak olanların da sağlam bir şekilde gümbür gümbür geldiğini görmek beni çok mutlu etti bu yarışma için. Valla sonuçlardan mutluyuz. Altın madalya gelseydi tabii ki de daha da çok mutlu olurduk. Ama bunu da gerçekten önümüzdeki seneler için farklı bir motivasyon olarak görüyorum. Peki aslında ben soracaktım Eylül Naz ve Arın'ı. Onlar da dünya şampiyonluğu yaşadılar 12-14 yaşta. İdol olmak sana nasıl hissettiriyor onu sorayım. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bu işi, bu spora gönül veren özellikle küçük yaştakilerin idolü kendilerini hayal ettiği nokta senin geldiğin nokta. Bu sana nasıl hissettiriyor? Teşekkür ederim. Tabii ki de benim için çok büyük bir sorumluluk kaynağı bu. Çünkü onlarla birlikte antrenman yapmak, milli takım kamplarında bulunmak ve baktığımız zaman aynı yarışmalarda boy göstermek benim için
hem çok büyük bir mutluluk, hem onlarla bir arada olmak, hem onlara örnek olmak çok büyük bir mutluluk, hem de çok büyük bir gurur kaynağı. Onlarla bir arada olmak gerçekten bana çok iyi geliyor. Kendi takım arkadaşlarım, yani artı 18 yaş kategorisindeki takım arkadaşlarım gibi, onlara da yarışırken çok heyecanlanıyorum. Böyle kıpır kıpır oluyor, onlar da aynı şekilde. Bir takım olmanın vermiş olduğu o heyecanı tam anlamıyla yaşıyoruz diyebilirim. Çünkü sahneye çıktığı zaman o sporcu, kalp atışlarımız inanın ki birlikte atıyor. Yani o orada yarışıyor ama biz de dışarıda yarışıyoruz. Dışarıda da yarışmak daha da zormuş. Bunu da anlamış oldum ben de. Beni idol olarak görüyorlarsa bu tabii ki de beni çok mutlu ediyor. Elimden geldiğince de onlara iyi örnek olmaya, atamızın da söylediği gibi zeki, çevikli, ahlaklı bir sporcu olma yolunda aslında ilerlemeye çalışıyorum. Elimden geleni ortaya koymaya çalışıyorum. Murat abi var mıdır? Evet Ayşe, tabii ki sor. Benim de sorularım olacak Ayşe'ye. Şimdi baktığımızda dedin ki arkadaki koleksiyonda bir gümüş madalya eksikti. Altın, bronz vardı. İşte dünya şampiyonasında bir set madalyayı yaptın. Avrupa şampiyonlusun aynı zamanda. Ve yaşın 20 değil mi şu anda? Evet. Ve o aslında o set madalyanın içinde olmayan tek bir madalya var. O da olimpiyat madalyası ama aerobik jimnastik olimpik değil henüz. Evet. Ama senin de yaşın 20. Şimdi 2024'te yok aerobik jimnastik. Yani biraz önce Suat Çelen'le de konuşurken onun da Uluslararası Federasyon'daki görevlerinden dolayı hani işi içeriden bildiği için dedim ki yani bu tip branşların olimpiyata girme şansları nasıl? Parkur var bir taraftan bastırıyor, aerobik jimnastik var. Akrobatik jimnastik var. Ben isterim ki hepsi birden girsin ama dedi işte kota meselesi. Parkur biraz önde gibi ama aerobik de olabilir. Şimdi bu sporda biraz hani yaş faktörü de önemli. Aklından geçiyordur. Yani şu bir olimpik olsa da ben de gitsem en azından bir olimpiyatta da yarışsam diye. Böyle bir ihtimal görüyor musun? Senin kariyerin boyunca olma ihtimali var mı? Ne yaşa kadar devam etme şansın olabilir? Şimdi şöyle aslında bu sene dünya şampiyonasına katılırkenki hedefimiz tüm ünvanları kazanıp o şekilde jimnastiği bırakmak. Yani artı 18 yaş kategorisinde de Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, sonrasında işte mesela önümüzde İslam oyunları var. İslam oyunlarındaki eksik olan şampiyonluk gibi bunları tamamladıktan sonra aslında bir jübile, emekli olma kararım var. Baktığımız zaman zaten jimnastik çok uzun yaşlar devam edilebilen bir spor. Yani 26 yaşına kadar, 28 yaşına kadar özellikle aerobik özelinde konuşmak gerekirse devam edilebilecek bir spor. Ki Ümit Şamiloğlu'nu biliyoruz. 41 yaşında jübile yaptı kendisi. Böyle süre gelen ve önümde örnekler, abilerimiz, ablalarımız olduğu sürece bizim de jimnastiği 20 yaşında, 22 yaşında bırakmamız hiç kabul doğru edilebilir olmaz. Evet. Bence. Kesinlikle. Çünkü ben az önce de sizin söylediğiniz gibi pek çok faktörü düşünmek gerekiyor. Hem bu spora katkı anlamında, hem benden sonraki beni örnek alan kardeşlerim, arkadaşlarım, sporcular adına, o minik sporcular adına, hem de aslında branşın olimpikleşmesiyle ilgili yapılacak olan çalışmalarla ilgili. Daha burada yerim var diye düşünüyorum. Hatta uzunca yıllar birlikte röportaj yapacağız diye düşünüyorum. Doğru, haklısın. Elimden geldiğince sakatlık olmadan, bir kaza, herhangi bir aksilik olmadığı sürece ben devam etmeyi planlıyorum. Yani bu 26 yaş olur, 35 yaş olur. Bunun bir hani şu sene bırakacağım diyeceğim bir sene yok. Çünkü yaptığımız spor öyle bir şey, o kadar aşkla bağlıyız ki biz bu spora. Yaparken kesinlikle bırakmak istemiyorsunuz. Antrenmandaki o atmosfer ortamı, takım arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, yarışma esnasındaki o stres, heyecan belki de hepsi bizi spora bağlayan, o mutlu eden şeylerden birkaçı bence. Ve bu tarz bir ortam oluştuğu zaman da kesinlikle bırakmak bize düşmüyor. Daha çok uzun yolumuz var yani, öyle söyleyebilirim. Bunu duyduğumuza memnun olduk tabii ki. Bir taraftan da aslında yani bir sporun büyümesi için, hani olimpik olabilmesi için de popüler olması çok önemli artık dünyamızda. Popülerlik konusu söz konusu olunca aerobik jimnastiğin sadece Türkiye'de, uluslararası alanda da
popüler isimlerinden biri oldun. Sosyal medyaların gayet iyi gidiyor. Fenomensin yani aslına bakarsan. Bunu herhalde uluslararası alanda da kullanmak doğru olabilir. Uluslararası Federasyon da belki bu yönde bir çalışma yapabilir. Çünkü seçici olunan konulardan bir tanesi de popülerlik. Bu popülerlik konusunda ne düşünüyorsun? Memnun musun bu kadar popüler olmaktan? Sosyal medya bizi birazcık yoruyor diyebilirim. Çünkü yaptığımız iş, bildiğimiz iş bizim. Jimnastik, antrenman salonunda ter dökmek. Ve bununla birlikte jimnastik haricinde de tarz aktivitelere de vakit ayırıyoruz. Farklı bir iş olarak görüyorum sosyal medyayı ve oradaki takipçilerimi. Özellikle işte bana mesaj yazan kardeşlerime hep geri dönmeye çalışıyorum. Çünkü belki benim bir mesajıma jimnastiğe başlayacaklar ya da jimnastiği bırakmak üzere olan bir kişi jimnastiğe devam edecek. Herhangi bir şekilde öneri isteyen velilere geri dönmeye çalışıyorum. Çünkü öyle bir yerde olduğumu hissediyorum ki bazen o sporcular için, veliler için. Belki benim bir cümlem onlar için bir dönüm noktası olacak ve hayatlarını ona göre şekillendirecekler. Bundan dolayı hem bu yoğunluktan dolayı arada sırada sıkılsam da hem mutluluk duyuyorum hem de bunun büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım. Çünkü orada sonuçta insanları etkiliyoruz ve yazdığımız, göründüğümüz her an, her nokta insanlar için çok büyük bir önem teşkil ediyor. Takip edildiğimizin de farkındayım. Peki Ayşe, son olarak şunu da sormak istiyorum sana. Bu Manisa meselesi nedir? Şimdi biraz önce başkan dedi ki, dünya şampiyonasına Manisalıydı herkes giden. Yani Manisa ilk karması olarak milli takım olmuşsunuz. Dünya şampiyonasına gidip madalyaları toplayıp geldiniz. Bu Manisa'nın suyundan mı, havasından mı? Yani nasıl oluyor bu, böyle bir durum oluştu Manisa'da? Yani aslında antrenörlerden kaynaklı diye düşünüyorum ben. Havasından, suyundan, antrenörlerinden. Benim kendim zaten Mehmet Ali Ekin'le birlikte çalışıyoruz. Ama bunun yanında velilerimizin de gösterdiği özen, tabii ki Türkiye'nin dört bir yanında her sporcu ve her veli çok büyük bir özen gösteriyor ama Manisa'daki velilerimizde özellikle fark ettiğim bir şey var. Antrenman saat kaçta olsun, kaçta ihtiyaçları olursa olsun sporcularımıza destek veriyorlar. İnanılmaz destekler ve bu anlamda da çok büyük örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum ben. Velilerimiz, sporcularımız, işte antrenmana gelirken ki o azimli çalışmaları hepsini üst üste koyduğumuzda başarı geliyor. Manisa'da bu arada sizin de söylediğiniz gibi herhalde hafif havasından da suyundan da ekstra bir avantajı da var diyebiliriz. Valla şöyle, şimdi artık eskiden Manisa'nın nesi meşhur dediklerinde işte kuru üzümü meşhur falan denirdi. Nasıl meşhur artık onu sayarken aerobik jimnastikteki başarıları da meşhur diyeceğiz herhalde. Çünkü tekele de aldınız, götürüyorsunuz. Tebrik edelim bir kez daha. Katıldığın için de teşekkür edelim. Daha nice güzel başarılara inşallah. İnşallah, çok teşekkür ederim. Ben sizlere de teşekkür etmek istiyorum bu arada. Çünkü yaptığımız işin görünülebilirliği ve duyulabilirliği anlamında sizden çok büyük destek alıyoruz. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Başarılarınızla bizleri de mutlu ediyorsunuz. Sağ ol. Evet sevgili Ayşe Begüm Onbaşı dünya ikinciliğinden sonra bizlerle birlikteydi. Aslında Sayın Başkan bir önceki bağlantıda dedi ya Murat abi, evet madalyalar önemli ama kendini iyi ifade eden, işte örnek teşkil eden isimler yetiştirmeye çalışıyoruz diye. Herhalde en iyi, en canlı örneği de Ayşe Begüm Onbaşı. Kesinlikle oldu. Öyle. Hem Ayşe içten... öyle hem de artistik jimnastikteki sporcularımızın da her biri pırlanta gibi gerçekten. Hani sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı var ya, hı hı, hepsini Atatürk'ün söylediği de bu değerlerin zaten tamamını kendisini kendilerini övemezler ama biz onları övebiliriz. Hedefim o dedi yani. Hedef olarak onu koyduğunu. O hedefe çoktan bence jimnastikteki milli sporcularımızın tamamı ulaşmış durumdalar. Gerçekten hem başarılılar, hem zeki, çevikler, hem de gerçekten çok ahlaklı, düzgün, evet, çocuklar. Hepsini bir kez daha tebrik edelim. Kutlayalım, teşekkür edelim. Türkiye adına, ülkemiz adına, ülke sporu adına.